Onlar Türkiye'nin en ünlü isimleri. Sadece dizilerini ya da şarkılarını değil, hayatlarını da her detayına kadar biliyoruz. Yedikleri, içtikleri, giydikleri, evleri hep hafızamızda. Peki eşlerini ne kadar tanıyoruz? Kiminin eşi ünlü bir mücevherci, kimininki taksi şoförü. İşte ünlü isimlerin eşlerinin meslekleri. Hangi ünlü hanımın eşi ayakkabıcı? Hangisinin yüzlerce tırı? Hangisinin gemileri var? Eşi popçu olan, eşi topçu olan, eşi tatlıcı olan, eşi bankacı olan, eşi hurdacı olan. Ünlü astrolistler kimler? Kendi şarkıcı, eşi kebapçı. Kendi türkücü, eşi antikacı. Kendi oyuncu, eşi oduncu ve ormancı olan ünlüler kim? Magazin dünyasının ünlülerinin eski eşleri, yeni eşleri ya da müstakbel eşleri ne iş yapıyor? Sıra dışı bir araştırma geliyor. Onlar eşleri kadar ünlüler. Her başarılı erkeğin arkasında nasıl bir kadın varsa bu başarılı hanımların da arkasında beyler var. Ben de mutluyum. Arkadaşlar lütfen ama. Evet, ünlü hanımların halen evli oldukları eşleri ne iş yapıyor? Eski eşleri ne iş yapıyordu? Müstakbel eşleri ne iş yapıyor? En az eşleri kadar ünlü beylerin işte işleri güçleri. Demet Akalın, o bir popstar. Peki 7/24 yanında gördüğümüz eşi ne iş yapıyor? Yok yok, DJ kabinliği asıl işi değil, o hobisi. Beyefendinin asıl işi tırcılık. Okan Kurt'un biz diyelim onlarca, siz deyin yüzlerce, el alem desin binlerce tırı var. Hülya Avşar birkaç kez evlendi ayrıldı ama dilinde hala aynı şarkı. Yeni bir koca bulur mu bulmaz mı bilemiyoruz ama Hülya'nın eski eşlerinden, daha doğrusu ilk eşi Mehmet Tecirli bir pamuk tüccarıydı. Avşar kızının medyatik eski eşi, kızının babası Kaya Çilingiroğlu ne iş yapıyor peki? Çok büyük bir keyif baba olmak. Kaya Çilingiroğlu'nun ne iş yaptığına dair çok haber çıktı, yazıldı, çizildi. Bunun nedeni şu, pek çok işi gücü var Kaya Bey'in. Sigortacı, emlakçı, borsacı, radyocu, GSM bayiliği, reklam ajansı ve spor yorumculuğu gibi. Gülben Ergen'in eski eşi Mustafa Erdoğan malum Anadolu Ateşi'nin kurucusu. Sonraki eşi ve olayla ayrıldığı Erkan Çelik ise malum gazeteci. Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'ın ne iş yaptığını söylemeye gerek yok. Oyuncu ve de ekranlarda yorumcu kendileri. Sibel Can'ın son eşi Surya Aksüt de, soyadı yanıltmasın sizi, sütçülükle ilgisi yok, bir müteahhit olur kendileri. Kibariye'nin ilk eşi Tunay Ürek isminde bir beyefendiydi. Şofördü kendisi. Annesinin o meşhur lafı da o beyefendiye hitaben söylenmiş bir söz aslında. Bu adam şoför parçasını, şoför parçasını benim kızıma aldı, paraları gördü, havaya girdi. Şoför Tunay, şoför Tunay, şoför Tunay. Kiboş'un son eşi, yani şu anki eşi Ali Küçük Balçık'a gelince. Beyefendi serbest meslek erbabı. Son zamanlarda döner işlerine girdi kendileri. Azra Akın, dünya güzeli kızımız böyle şatafatlı bir törenle dünya evine girdi malum. Peki kimdir eşi, necidir, ne iş yapar kendisi derseniz, Trakyalı bir çiftçi beyefendi. Çiftçilik dışında ticaretle uğraşıyor, kafe işletiyor ama dediğimiz gibi kökeni çiftçi. Dönüm dönüm arazileri var ve çeltik üretiyor. Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Bey'e gelince, tam bir şov insanı, şarkı söylüyor, rol kesiyor ama hepsi sonradan olma. Beyefendinin asıl işi bakın ne? Hurdacı geldi, hurdacı! Bu manada hurdacı değil tabii. Eşin ticaretini yapacak kadar büyük bir hurdacıydı beyefendi. Zaman içinde eşini gücünü büyüttü tabii. Hurdacı! Alırım. Banu Alkan'a gelince, Banu Alkan'ın eski hayat arkadaşlarından Murat Taşdemir bir pastacı. İrem Derici, bilirsiniz kendilerini, hanımefendi pek sivri dilli. Eski eşi Rıza Esendemir'in ilk işi radyoculuktu. Beyefendi şimdilerin televizyon ekranlarındaki şov ismi. Ebru Şallı, onun ilk eşi Ozan Orhon, bilirsiniz kendisi bir popçu. Şallı Ebru'nun ikinci eşi Harun Tan mağazacıydı. Şallı
Aslı Ebru'nun şimdilerde boşanma aşamasında olan eşi Uğur Akkuş Arap dünyasına Türkiye'de danışmanlık yapan bir şirketin başında olduğu söyleniyordu. Sonrasında çıkan sansasyonel haberler yüzünden malum başı biraz dertte. Aysun Kayacı, bir dönemin ünlü mankeninin eşi Londra'da bankacılık yapan Efe Kapancı isimli bir beyefendi. Hande Yener'in ilk eşi Uğur Kulaçoğlu bir gümrükçüydü. Popçu Bengü, Lolita Popçu Bengü'nün eşi Selim Selimoğlu bir armatör. Gemileri var, biz diyelim 10 tane, siz deyin 20 tane, el alem desin 120 tane. Ebru Yaşar'ın gönlünü çalan bu aşk prensi Nejat Gülseven ne iş yapıyor peki? Yaşar Ebru'nun seni anan benim için doğurmuş dediği büyük aşkı bakliyat işleriyle ticarete atılan, sonrasında medya başta turizm, inşaat gibi sayısız alanda faaliyet gösteren bir iş adamı. Deniz Tekin'in bir ayrılıp bir barıştığı nişanlısı Faruk Salman'a gelince. İyi akşamlar. Deniz Hanım. Arkadaşlar lütfen ama. Beyefendi Laleli Eşrafı'ndan. Laleli'nin nesi meşhur? Turistik yerleri değil mi? Beyefendi de otel sahibi. Ha, bir de oyuncak fabrikası vardı bir dönem beyefendinin. Seda Üren'in eşi Ercüment Nefesoğlu'na gelince. Beyefendi tıbbi ekipmanlar ve medikal ürünler satan bir firmanın CEO'su. Ünlü şarkıcı Hatice'nin son olarak olaylı bir şekilde ayrıldığı hayat arkadaşı Ramiz Özbay da çok renkli bir kişilikti. Evinde timsah bile beslerdi. Timsah Ramiz diye namı yedi düvele yayılan beyefendinin asıl işi tabii ki timsahçılık değil. Bir organizatör beyefendi. Mankengillerden güzide duran, kendisine meslekten el ayak çektirecek kadar aşık oldu Adnan Aksoy isimli bu beye ve Amerika'ya yerleşti. Güzide Duran'ın eşi bir mimar. Sezen Aksu da pek çok kez evlendi, ayrıldı. Eşleri hep farklı farklı sektörlerdendi. Mesela ilk eşi inşaat mühendisiydi. İkinci eşi denizaltı jeolojisiyle ilgileniyordu. Sonrasında bir otelciyle evlendi. Son eşi ise bir gazeteciydi. Bülent Ersoy'un ilk eşi Cem Adler'e gelince. Divan'ın ilk eşi bir pazarlamacıydı. İkinci eşi Armağan'sa malum İzmirli bir şarkıcı. Seda Sayan. Pek çok kez evlendi, ayrıldı. İlk eşi Rıdvan Kılıç bir futbolcuydu. Eski eşlerinden Sinan Engin de bir futbolcuydu. Tesadüfe bakın, Gökhan Şükür'le de evlendi. O da futbolcuydu. Tabii hep futbolculardan gitmedi Seda Sayan. Mesela Soner Yapacık isimli bir gençle evlendi. Kurye şirketinde çalışan bir delikanlıydı. Seda Sayan'ın eski eşlerinden Tuncay Kıratlı ayakkabıcıydı. Onur Şan'la evlendi. Delikanlı kendisine en yakın mesleği yapıyordu, şarkıcıydı. Seda Sayan'ın şimdilerde evli olduğu eşi Çağlar Ökten de bir şarkıcı. Hande Ataizi. İlk eşi Fethi Pekin avukattı. Evlilikleri 24 saat sürdü. Hande Ataizi'nin ikinci kez evlendiği eşi Benjamin de Amerikalı bir gazeteci. Songül Ödem. Arman Bıçakçı'yla evli. Türkiye'nin en ünlü mücevhercilerinden beyefendi. Ama öyle bildiğiniz kuyumculardan değil. Milyon dolarlık takıları tukuları satıyor. Sadece bizim ünlülerin ve sosyetenin değil, dünya sosyetesinin gözde mücevhercisi. Ali Tergenç. Malum Bergüzar Korel'le evli. Karı koca ne iş yaptıklarını biliyor cümle alem ama Halit Bey'in ilk evliliğini yaşadığı Gizem Soysal'dı. Kendisi Türkiye'nin en önemli kadın aşçılarından biri. Hakan Peker. Çok fazla bilinmez onun ilk evliliği. 1981 yılında henüz şöhretle yeni yeni tanışırken Hakan Peker, Mezdeke grubunun dansçısı Nadia Şeker'le evliydi.